Şov Haber'e hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Kara Haber, Hakkari'nin Şemdin ilçesinden geldi. PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Özel harekat polisi Erhan Konuk şehit düştü. Henüz 26 yaşındaki genç polis bu ay sonunda evlenmeye hazırlanıyordu. Nişanlısının gözyaşları ise yürekleri eritti. Hakkari'den gelen acı haber Türkiye'nin yüreğini dağladı. Ama ateş yine en çok düştüğü yeri yaktı. Nişanlısının kendisi yerine şehadet haberi geldi. Kurban Bayramı'nda evliliğe hazırlanan genç kızın feryadı herkesi gözyaşlarına boğdu. Bizim hayallerimiz vardı ya. Erhan nasıl bırakırsın beni? Özel harekat polisi Erhan Konuk 26 yaşındaydı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada şehit düştü. Silah arkadaşları naaşını memleketi Adana'ya tekbirlerle uğurladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şehadet haberi aileye tanı ağrırken verildi. Kamyon şoförü olan baba Konuksa yolda öğrendi. Muavininin yardımıyla Adana'ya dönebildi. Kardeşi Emine Konuk, abisinin kadın bir polisin göğsündeki fotoğrafını öptü, sevdi. Hem o hem annesi Nuray Konuk ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit polis Kurban Bayramı'nda Görkem Nur Ayaz'la dünya evine girecekti. Ama hainler o mutluluğu çok gördü. Genç kız 2 ay önce nişanlısının gözlerinin içine baktığı bir fotoğraf paylaştı. Altına da senden sonrayla başlayan cümleler olmasın hayatımda. Seninle birlikte kalsın bütün cümleler notunu düştü. Şehit Konuk da zaman sen olmayınca geçmiyor diye yanıtladı. Ben 3 ay sabır edemiyorum biliyorsun. Erhan Konuk'un ölmeden önce paylaştığı ön kuzu, hey ön kuzu, önde gider ön kuzu, bu bayrak düşmez yere, ölmedikçe son kuzu paylaşımı yürekleri dağladı. Şehit polisin cenazesi gözyaşlar arasında toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylardır tartışılan FETÖ sanıklarına tek tip kıyafetle ilgili son noktayı koydu. Sanıklara giydirilecek kıyafetin hem rengi hem de modeliyle ilgili detayları verdi. Açıklamasında bir detay dikkat çekiciydi çünkü tek tip kıyafet sadece FETÖ sanıklarına değil, terör suçlamasıyla hakim karşısına çıkanlara da giydirilecek. İşte Cumhurbaşkanı'nın o açıklamaları. Tek tip elbiseyi getiriyoruz. Bir tulum olacak, bir de ceket pantolon olacak. Darbe davalarında hakim karşısına çıkan FETÖ sanıkları için hazırlanan tek tip kıyafetlerin nasıl olacağını anlattı. Söze FETÖ'cülerin mahkemelerde yaptıkları savunmalar ve inkarları anlatarak başladı. 15 Temmuz ihanetine ortak olanlar şimdi mahkemelerde hesap veriyor. Yalan üstüne yalan. Hakim diyor ki bu kim bu? Ben değilim diyor. Ya pantolonun aynı, gömleğin aynı. Ama şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz. Tek tip kıyafetlerin badem kurusu renginde olması kararlaştırılmıştı. Cumhurbaşkanı son noktayı koydu. Hem rengi hem de modeli konusunda. Üstelik sadece FETÖ sanıkları için değil, teröristlere de tek tip kıyafet hazırlandığını söyledi. Nasıl olacağını anlattı. Badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak. Tek tulum. Bir de ceket pantolon olacak. Ve bunların bir kısmı diyelim ki darbeciler tulum giyecek. Diğerleri de yani teröristler ceket pantolon giyecek. Duruşmalara takım elbise ve mesaj içerikli tişört giyerek gelen FETÖ sanıklarına işaret etti. Tek tip kıyafette kararlı olunduğunun da mesajıydı açıklamaları. Artık bundan sonra istedikleri gibi giyinip gelme yok. Bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak. Artık mızrak çuvala sığmaz. Cumhurbaşkanı FETÖ sanıklarına yüksek tondan verdiği mesajlarla sert çıktı. Sonunda pişman olsanız da sonuç değişmeyecek dedi. Şimdi duruşmalarda soytarılık yapıyorlar. Bu eşkıyalara acımayacağız.
Erdoğan Malatya'da yaptı bu açıklamaları. Ardından da baba ocağı Rize'ye 2-3 günlüğüne tatile gitti. Ayağının tozuyla kendisini bekleyen hemşerilerine seslendi. Seçim sonuçlarına ilişkin sitem etti. Şunu da açık söylüyorum. Güneysu niye bir numara olmadı? Rize niye bir olmadı? Türkiye genelinde. Bunu istemek de herhalde Cumhurbaşkanınızın hakkıdır, değil mi? Rize havalimanındaki çalışmaları da denetleyeceğini söyledi. O sırada Erdoğan'a bir kişi, başkanım Rize Spor'a da bir el atın dedi. Yöre şivesiyle yanıt verdi. Karıştırma orayı. Rize'de ilk gün kendi adını taşıyan üniversitenin yaptırdığı konağa gitti. İşçilerle bir aradaydı. Tamam. Erdoğan'ın Rize mesaisinde güvenlik önlemleri de yoğundu. Hemen her adreste yoğun ilgiyle karşılandı. Siyasetin sıcak başlığı AK Partili Ayhan Oğan'ın yeni bir devlet kuruyoruz çıkışı. Tartışılan ifade Başbakan Binali Yıldırım'ın da gündemindeydi. Başbakan kim olursa olsun başka görevde olan bir arkadaşımız da böyle bir şey söylese asla kabul edilemez dedi. Yeni bir devlet kuruluyor. Lafları yapılıyor. Hadi oradan. Siyasetin gündemine oturan tartışmaya tepkisi böyle oldu. Başbakan'a kürsüye çıkmadan önce de AK Partili Ayhan Oğan'ın yeni bir devlet kuruyoruz sözleri soruldu. Ne zaman kurulmuş? Şaka mı yapıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti Devleti 29 Ekim 1923'te kuruldu. Oğan'ın eski bir MKYK üyesi olması nedeniyle eleştiri oklarının da AK Parti'ye yöneldiği hatırlatıldı başbakana. Televizyon programcılarının, yorumcularının söylediği laflar bizim partimizi bağlamaz. Kim olursa olsun yani sıfatının önemi yok. Yani bizim başka bir görevde olan bir arkadaş da böyle bir şey söylese asla kabul edilemez. Yıldırım net konuştu. Asla kabul edilemez diyerek 15 Temmuz örneği verdi ardından da. Kimin söylediğinin önemi yok. Söylenen laf önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktadır. 15 Temmuz gibi alçak bir darbe girişimine karşı bile bu millet devletinin yıkılmasına, ülkesinin işgal edilmesine izin vermemiştir. Hiçbir namert, hiçbir şer güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı böyle bir girişim içerisinde olamaz. Sivas'ta toplu açılış töreni için çıktığı kürsüde ise FETÖ elebaşı Gülen'i hedef aldı. Seccadeye ayakkabılarıyla çiğneyerek akıl hocalarına sizin emrinizdeyiz mesajını veriyor. Bunlar küresel terör odaklarının emrinde, biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin asil vatandaşlarının emrindeyiz. Yeni bir devlet kuruyoruz polemiği Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işaret ederek tepkisini bekliyorum dedi. Tartışmaya girmedi, Kılıçdaroğlu Er Meydanı'ndan verdi mesajlarını. Cevabı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'ndan bekliyorum. Ona nasıl tepki verecek onu merak ediyorum. AK Partili Ayhan Oğan'ın yeni bir devlet kuruyoruz kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan açıklaması soruldu Kılıçdaroğlu'na. Cumhurbaşkanını işaret etti. Tartışmaya girmedi ama kürsüden Atatürk'ün sözlerini hatırlatarak mesaj verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır. CHP lideri Kılıçdaroğlu Antalya'da Er Meydanı'ndaydı. Feslikan Yaylası'nda düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerini izledi. 20. yaz şenliklerine katıldı. Güreşleri izlemeden önce güreşçilerin yanına gitti. Yağlanan pehlivanların parmaklarına dokunarak selamlaştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Baş Pehlivanı İsmail Balaban'a altın hediye etti. Er Meydanı'ndan bu görüntülerle ayrıldı.
Cezaevinde açlık grevini sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakçay'a destek için Ankara ve İstanbul'da eylemler vardı. Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Gözaltılar sırasında kaydedilen görüntü eyleme damgasını vurdu. Kadıköy'de polis eylemciyi heykel sandı. Herkesi gözaltına alırken ona hiç dokunmadı. Polis kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Yere düşen de, düşeni kaldırmaya gelen de biber gazı yedi. İstanbul'daysa polis eylemciyi heykel sandı, herkesi gözaltına alırken ona hiç dokunmadı. Ankara Yüksel Caddesi'nde ve İstanbul Kadıköy'de cezaevinde açlık grevini sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakçay'a destek için eylemler vardı. Kadıköy'deki eylemde performans sanatçısı insan hakları anıtını simgeleyen performansıyla eyleme katıldı. Polis diğer eylemcileri yaka paça gözaltına aldı, onu gerçekten heykel sandı. Gözaltı sırasında heykel gibi duran sanatçıya çarpanlar da oldu ama o hiç kıpırdamadı. İnsan hakları anıtı performansıyla eylemini sürdürdü. Görüntüde yok ama uzun bir süre sonra polis onun heykel olmadığını fark etti. Onu da gözaltına aldı. Başkentte ise polis önce eylemcilerin elinde taşıdığı pankartı yırttı. Tansiyon yükseldi. Direnen gruba polis biber gazıyla müdahale etti. 3 eylemci de Yüksel Caddesi'nde gözaltına alındı. Kalabalık grup hazırlıklarını yaptı. Evlilik teklifi için yolu bile kapattı ama polisin onlara engel olacaklarını hesaba katmadı. Ben mesuliyetlendim. Arkadaşlar polise mukavemete giriyor, bakın işlem yaparız. Bir arkadaşları sevgilisine evlilik teklifi yapacaktı. Grup o teklif için yolu trafiğe kapattı. Bu durum polisi çileden çıkardı. Bak, sen söyledin. Görev başında alkol falan mı kullanıyorsunuz? Onu söyleyeceğim. Bak, alkol falan hepiniz alkollüsünüz. Hayır abi. Kim direniyor arkadaşlar? Al gözaltına. Al polis merkezine. Ne yapacaksın? Al. Getir araçları. Araçları getir. Abi. Saldırma çıkın hepiniz. Evet. Gel bu bayanı al. Tamamı gençlerden oluşan yaklaşık 50 kişi arkadaşları için bir araya geldi. Sıra dışı bir evlilik teklifi için toplanmışlardı. Balonlar, süsler hazırlanmıştı. Ama trafiği de tehlikeye sokuyorlardı. Bir sivil polis duruma el koydu. Kelepçe ver bana. Kelepçe ver. Yok, kavga eder miyiz? Gitti zaten. Kelepçe ver bana 2 tane. Yok. Kelepçe ver. Kelepçe ver. Kavga eder. Tamam. Kelepçe istiyorum. Bir şey soracağım. Polis bey. Problem yok. Yok, kavga edemem. Tamam, problem yoksa yolu boşalt hemen. Yolu boşalt. Kim varsa gözaltına alırım. Yolu boşalt. İstemiyorum. Boşalt. Boşalt yolu. Yolu boşalt. İstemiyorum. Yolu boşalt. Yolu boşalt. Polis kararlıydı. Trafiğin aksamasına izin vermeyecekti. Ama gruptakiler de ısrarcıydı. Devam ederseniz gözaltına alırım. Gözaltına alırım. Kaybol buradan. Evet. Kalkalla bağırmanıza gerek yok. Boşaltıyorum. Tamam, boşaltın. Ha? İstemiyorum. Hemen boşaltın. Hadi. Hemen boşalt. Hemen. Cevap arkadan önünüzü yazın. Çok konuşan varsa tak kelepçeyi polisten geliyorsun. Abi 10 kişi konuşmamıza gerek yok. Abi bak, biz güzel bir şey için buraya ya geldik. Şu yolu bir boşaltın. Bak, bir trafik zaten sıkışık. Bir geçin abi. Yolu bir boşalt. Böyle bir geçin. Abi bir geçin. Sefa geç kardeşim şöyle. Geçin şöyle. Polis aldığı her yanıttan sonra biraz daha öfkelendi. Her seferinde karşısında başka birini buldu. Bak, görev başında alkol falan mı kullanıyorsunuz? Onu söyleyeceğim. Bak. Evlilik teklifine engel olan polise en çok tepki gösterense gelin adayının ablasıydı. Arkadaşlar polise mukavemete giriyor, bakın işlem yaparız. Ancak tüm ısrarlara rağmen polis geri adım atmadı. Ya al. Kim var? Kim var?
Kim direniyor arkadaşlar? Al göz altına. Al polis versin. Al al al. Al. Getir araçları. Araçları getir. Saldırma çıkınabilirsin. Evet. Al gel. Gel bu bayanı al. Grupla polis arasında alkol tartışması da yaşandı. Tamam beraber ileride toplanıyoruz. Hadi böyle. Haydi dön dön. Tamam, daha hadi, daha hadi, sakin abi. Bir yere gidin o zaman. Gelin, daha sakin bir yere. Abi. Gelin böyle. Emin ol. Abi. Yani itiraf edin. Sen alkolümsün. Evet, darkolü. Bak senden geliyorsa tamam arkadaşlar. Hadi. Kalabalığın dağılmasıyla tartışma son buldu. Evet. Çok fazla bağırmanıza gerek yok. Boşaltıyorum. Tamam boşaltıyorum. İstemiyorum. Kavganın böylesi görülmedi. Tartıştığı eniştesini kahvede otururken tırla ezmek istedi. Mahalleyi ayağa kaldırdı. İşte o sıcak anlar. Eniştesine sinirlendi, kahvede otururken koskoca tırla ezmek istedi. İddialar böyle. Son sürat daldığı binada balkona takılıp içeri giremedi. Ölümden dönen mahalleli çılgın tırcıyı lince kalkışınca da sokakta terör estirdi. Macera filmlerinde bile kolay kolay görülemeyecek anların nedeni kayınbirader enişte tartışması. Eniştesiyle kavga eden tırcının öfkeden gözü döndü. Canına kastetti. Cinayet aleti olarak da silah ya da bıçak yerine koca tırı seçti. Kahvede oturan eniştesini tırla ezmeye kalktı. Sağlam cam çerçeve bırakmadı. Çevredekiler önce kaza olduğunu sandı. Onlar daha şoku atlatamadan çılgın kayınbirader geri vitese taktı. Bu mahalleli tırın kapısını açtı, çılgın adamı durdurmaya çalıştı. Tam her şey bitti derken tır şoförü bir kez daha devasa aracın gazına yüklendi. O linçten önündekiler de canlarını kurtarmak için kaçmaya başladı. Koca tır caddeyi savaş alanına çevirdi. Tır bu kez beyaz araca çarpınca durmak zorunda kaldı. Bu kez ölümden dönen mahalleli çılgına döndü. Öfkeli tırcıyı linç etmek istedi. Tekrar hareket eden tır bu kez daha da hızlandı. Büyük panik yaşandı. Bir facia yaşanması an meselesiydi. Çevredekiler ne yaptıysa tırı durdurmayı başaramadı. Çılgın kayınbirader son sürat kaçtı. Arkasında enkaza dönen bir mahalle ve 5 yaralı bıraktı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araçların sahipleri çaresizdi. O anlarda mucizevi şekilde can kaybı yaşanmadı. Arkasına bakmadan kaçan tırcının firarıysa uzun sürmedi. Polis kısa sürede yakaladı onu. Sorgusunun ardından da adliyeye sevk edildi. Sokak köpekleri gözü dönmüş sürücünün hedefi oldu. O vicdansız sadece Antalya değil Türkiye'nin tamamını ayağa kaldırdı. Bomboş yolda aracını bilerek sokak köpeklerinin üstüne sürdü. Biri ezilmekten son anda kurtuldu. Ancak arkadaşı o kadar şanslı değildi. Vicdansızın son anda yaptığı manevrayla ezildi. Herkesi isyan ettiren o anlarda acı çeken köpeğin yanına dostları koştu. Plakası belli ama direksiyonda kimin olduğu belli değil. Kasiste yavaşlayan vicdansız yol kenarında kimseye zararı olmayan köpeğin üstüne kırdı. Başına gelecekleri anlayan siyah beyaz hayvan son anda kaçarak kurtuldu. Ancak direksiyondaki katil amacına ulaşamamıştı. İleride yol bitmesine rağmen vazgeçmedi. Otomobili kovalamaya çalışan siyah köpeğin üstüne kırdı. Ani bir manevrayla ezdi. Vicdansız köpek katili hiçbir şey olmamış gibi oradan uzaklaştı. Acı çeken hayvanın çığlıklarına diğer köpekler koştu. Başta hayvanseverler olmak üzere herkesin vicdanını sızlatan bu anlar ekipleri de harekete geçirdi. Bu görüntülerden yola çıkan polis acımasız sürücünün peşinde.
Düşersin uyarılarını dinlemedi, hayatından oldu. Antalya'da yakınlarının yanına tatile gelen 16 yaşındaki Abdullah Ölmez, manzara izlerken yaklaştığı 30 metrelik falezlerden kayalıklara düşerek öldü. Düşersin uyarılarını dinlemedi, hayatından oldu. Antalya'da yakınlarının yanına tatile giden 16 yaşındaki Abdullah Ölmez, manzarayı izlerken 30 metrelik falezlerden kayalıklara düşerek öldü. Abdullah 16 yaşındaydı. Karabük'te yaşayan genç tatil için Antalya'daki yakınlarının yanına gitti. Kara Alioğlu Parkı'nda eğlendikten sonra manzarayı görmek için falezlerin üstüne çıktı. Israrla falezlerin ucundaki bir ağaca ulaşmaya çalıştı. Yakınları onu uyardı. Düşersin oraya gitme dediler. Ancak o uyarılar işe yaramadı. Abdullah bir anda dengesini kaybetti ve 30 metre yükseklikten kayaların üzerine düştü. 48-256 merkez. İtfaiye ve deniz polisi ekipleri Abdullah'ın düştüğü noktada saatlerce arama yaptı. 16 yaşındaki genç bulundu ancak haber yakınlarını sevindirmedi. Çünkü Ölmez hayatını kaybetmişti. Abdullah'ın cansız bedeni deniz polisi tarafından Botla limana çıkartıldı. Talihsiz gencin bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. Ondan geriye hep gülümsediği bu fotoğrafları kaldı. Minik Efe dünya ile bağlantısını sağlayan işitme cihazını kaybetti. Haylazlığının bedelini anne babası ödüyor. Cihazın yenisini almaya gücü yetmeyen aile gözyaşları içinde. Efendim duyuyor musun? Keşke imkanım olsaydı da ayağım veya kolum kaybolsaydı da çocuğumun şeyi kaybolmasaydı cihazı. Haylazlığı yüzünden Minik Efe'nin dünyası sessizliğe büründü. Kendisine özel kulak protezini kaybetti. Yenisini almaya gücü yetmeyen babasının yüreğini yaktı. Çocuğumun yüzüne bakamıyorum çünkü çaresizlik insanın Allah'ım kimseyi evlatıyla test etmesin. Çocuğumun hayatı yani. Keşke benim ayağım kopsaydı. Yani trafik kazasında olsaydım böyle olmasaydı. Çok üzgünüm gerçekten. Tahsin Efe Yılmaz daha 7 yaşında. Doğuştan işitme engelli. 5 yıl önce operasyon geçirdi. Kafatasına algılayıcı yerleştirildi. Dışarıdan takılan cihaz sayesinde de duymaya başladı. Ta ki 3 gün öncesine kadar. Nerede, nasıl yaptı meçhul. Ama o cihazı kaybetti. Cihaz taktığımız yer. İçinde makinesi var. Dışına taktığımız yeri kaybetti. Ya çalındı ya kayboldu. Bulamıyoruz. Bir hırçın yani. Hiçbir şeyden memnun değil. Baba kaybolduk. Cihaz verken daha güzel konuşuyor. Kafasındaki dengeyi sağlayamadığı için konuşamıyor. Bir şeyi söylüyorum anlamıyor, sinirleniyor, çarpıyor her şeyi. Sürekli hani cihazımı diye ağlayıp duruyor. İşitme cihazı devlet desteğiyle 7 yılda bir yenileniyor. Efe'nin 2 yıl daha kulaklığını kullanması gerekiyordu. Yenisini almaya kalksalar 25 bin lira. Apartman görevlisi babanınsa karşılayacak gücü yok. Alma durumum yok inan. Hiç yok. Alma durumum olsa hemen kim bu şeylere başvurmazdım. Hemen şey yapardım alırdım ama. Çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Çünkü çaresizlik insanın Allah'ım kimseyi evlatıyla test etmesin. Minik Efe duymadığı için konuşamıyor. Derdini anlatamadığı için de hırçınlaşıyor. Tamam baba al baba her şey yapar. Aile çaresiz. Oğullarını hayata bağlayan o cihaz bulunamazsa Efe'nin gelişimi ciddi şekilde sekteye uğrayacak. Trafik kazasında olsaydım böyle olmasaydı. Çok üzgünüm gerçekten. Biri 70, diğeri 68 yaşında iki kardeş. İçki içtikten sonra eve dönerken kaza yapan ikiliyi kurtarmak için çevredekiler yardıma koştu. Yan dönen aracın üstünde oturan sürücü hala sohbet ediyordu. Çek beni çek. Tamam çekiyoruz tamam. Neresi burası yani? İnşaat temeli. Kaldırıyorum. İnşaat temeli mi? Ha. Ay. Erkenden taşımışsın. Sağ ol yeğenim. Otomobille nereye uçtuğundan dahi haberi yok. Yan dönmüş aracın içinde düz oturdu. Ayaklarını ön camdan çıkarıp kolunu direksiyona yasladı. Elindeki telefonla yakınlarına kaza haberini verdi. Sonra da içki içerken yaptığı gibi sohbete devam etti. Ne yapayım inşaatlar yürüyor. Tamam ha bu yürüyor. 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 Şehit payı aradınız mı? Tamam. Yalnız gitti.
Göğüs kafesi gidip bereket görmüş, sadakan varmış. İddiaya göre biri 70, diğeri 68 yaşında olan iki kardeş birlikte içki içti. Eve dönmek için otomobile binen ikili iddiaya göre aracın içinde de içmeye devam etti. Geri manevra yapan araç bir anda 2 metre yüksekliğindeki inşaat temeline yan vaziyette düştü. Şu bacağım mı sıkıştı seni? Burası kırıldı. Burası. Arka tarafta mı ağrım var sana? Arkada, önde de hepsi. Burası kırıldı. Tamam. Bu göğüs kafesin başı yok mu? İki kardeş araçlarının içinde mahsur kaldı. Çevredekiler ve görevliler hemen yardıma koştu. Aracın şoförü ilk olarak yakınlarını aradı. İnşaat çukuruna düştük. Hastaneye gidiyorum. Oraya gebersin. Esas söylüyorum. Samet'le al gel. Kaburgalardan kırık vardı, bu sefer göğüs kafesine gitti. Yaralı olsa da keyfi yerindeydi. Yan dönmüş otomobilin içinde kendisini kurtarmaya gelenlerle sohbet etti. Ne yapın, inşaatlar yürüyor. Tamam ha, Uludağ Caddesi'nden aşağıya. Şehit fayı aradınız mı? Tamam. Sedyeye alınan yaşlı adam hala alkolün etkisindeydi. Tamam, tamam. Çek beni, çek. Tamam, çekiyor kavram. Neresi burası ya? İnşaat temeli. Kaldırıyor. İnşaat ne bileyim. Ha. Erkenden taşımışsın. Sağ ol yeğenim. Yaşlı iki kardeş hastaneye kaldırıldı. Aracı kullanan sürücünün kanında 112 promil alkol tespit edildi. Trafikte kimseyle tartışmaya gelmiyor. En ufak gerginlik bir anda tekme tokat kavgaya dönüyor. Tıpkı Show Haber WhatsApp ihbar hattına gönderilen anlarda olduğu gibi. Baston kilidini alıp inince ortalık karıştı. Elinden kapmaya çalışan adamla yerlerde yuvarlandı. Yardımına koşan genç ise üstüne uçarak gelen arkadaşını da yere yatırdı. Basit bir trafik kazasıyla başlayan kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Show Haber WhatsApp ihbar hattına gönderilen sıcak anlar Ankara-İstanbul yolunda kaydedildi. İddiaya göre tampon tampona meydana gelen kazanın ardından kavga çıktı. Çizgili tişörtlü adam baston kilitle otomobilden indi ama kaptırdı. O sırada beyaz gömlekli genç yardımına koştu. İkisi birden yerdeki adamı darp etmeye başladı. Arkadaşının çaresiz kaldığını gören bu adamsa uçarak müdahale etti. Ama o da ayağını kaptırınca kendini yerde buldu. Bir anda sokak ortasında iki mücadele birden başladı. Baston kilidinin ucundan tutan adam o sırada ayağa kalkmayı başarınca bir kez daha yumruklar konuştu. Kavgayı gören sürücüler hemen araya girdi ama taraflar sakinleşmek bilmedi. Kavga sona erdiğinde herkesin üstü başı paramparçaydı ama neyse ki kimse ciddi şekilde yaralanmadı. Tarafların ayrılmasıyla da gergin anlar sona erdi. Nemin yükselmesiyle birlikte sıcaktan bunalan İstanbullu sahillere akın etti. Şile'deki yoğun kalabalık havadan görüntülendi. Termometreler 35 dereceyi gösterdi. Nemin yükselmesiyle birlikte sıcaktan bunalan İstanbullu Şile sahiline akın etti. Plajda adım atacak yer bulmak bile oldukça zordu. Tatile gidemeyince en yakın neresiyse oraya geliyoruz. Kalabalık. Herkes buraya akın etmiş. Kimi denizden çıkmadı, kimi de şemsiyelerin gölgesine sığındı. Sıcaktan bunalan ve sahile koşanlar araçlarını park edecek yer bulamadı. Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Oğlumla beraber geldim. Hava çok sıcak olduğu için İstanbul'da. Geceyi burada çadırda geçirdik. Gece denize de girdik. 1-2 saatlik uyku yetti. Serin serin oturuyor şu anda. Can kurtaranlar da herhangi bir boğulma vakası olmaması için dikkatliydi. Daha ilk defa geldi. Bu da 8 aylık. Çalışıyoruz, iş güç. Anca bir hafta sonu var, o da kendimizi buraya atıyoruz. Şile'ye giden yoldaki yoğunluk da havadan görüntülendi. Otobanda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İstanbul'da bugün bunaltıcı bir sıcak var. İşte bu sıcaktan bunalan İstanbullular kendilerini sahillere attılar. Şu anda Silivri sahildeyiz ve burada iğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık var. Hava çok mu sıcak? Çok sıcak. Şu an kim var burada? Senin
dilerim. Aa, kuma güm Çok sıcak. Yanıyoruz yani. Sıcak olduğu için zaten buralara kaçtık. Mecburen İstanbul'dan. Denize girdin mi peki, serinledin mi? Evet. Kural tanımaz sürücü az kalsın küçük çocuğu öldürüyordu. Çov Haber WhatsApp ihbar hattına İstanbul'dan gelen görüntü dudak uçuklatan türden. Mutlak bir ölümden santimetre farkıyla kurtuldu. Her şey o kadar ani olup bitti ki küçük çocuk ancak saniyeler sonra kaçmayı akıl edebildi. Çok korktu. Şov Haber WhatsApp ihbar hattına gelen görüntü Pendik'ten. Kaza kazayı doğurdu. Az kalsın facia yaşanıyordu. Ters yöne giren bu ticari araç yandan çarptığı otomobili yoldan çıkardı. Kırmızı ışıkta geçen araç. Araç karşı yoldan geçen araç vurduğu zaman tam bizim bu kaldırımın oradan diğer çiğ köftenin oradan köfteye kadar getiriyor. Kırmızı aracın sürücüsü kontrolü kaybetti. Kaldırıma sürterek güçlükle durdu. Bu çocuk sadece yarım adım ileride olsa feci şekilde can verecekti. Otomobilin arka tamponu dizlerini sıyırdı geçti. Bisikletli bir çocuk sana da kurtuldu. Çocukta yok yani. Çok şükür çocukta bir şey yok yani. Neye uğradığını şaşıran miniğin aklı başından gitti. Kaza yerinden koşarak kaçtı. Neyse ki o anlarda kaldırımda boğuştu. Felakete dönebilecek kaza maddi hasarla atlatıldı. İşçiler paralarını alamayınca isyan bayrağını çekti. Konuşmaya çağıran müteahhit iddialarına göre haklarını vereceğini haklarından geldi. Huzur sitesinde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Biz hakkımızı istedik, adam bize zorbalık yaptı. Benim kafama 10 dikiş atılır, çocuğun kafasına, bunun gözüne, bunun ayağına. Baksana ya. Huzur sitesinde huzursuzluk çıktı, işçiler bu hale geldi. İddialarına göre işçiler paralarını alamadıkları için işi bıraktı. Taşlı, sopalı, bıçaklı saldırıya uğradı. 4'ü yaralandı. Biz dedik abi yapamıyoruz. Birden bir baktık 5-6 arabayla bir giriştiler. Bize ne uğradığımızı şaşırdık. İnşaat firması sahibi 300 konutluk huzur sitesinin dış cephe ısı yalıtım işini aldı. Van'dan kardeşi ve yeğenleriyle birlikte gelen Turan Hakan'la anlaştı. İşçiler 4 ay önce çalıştıkları siteden bir daire kiraladı ve çalışmaya başladı. Biz çoluğumuz çocuğumuzun rızkı için gelmişiz biz buraya. 4 ayda işin büyük kısmı bitti. Ancak işçiler paralarını alamadı. İşi durdurdu. Ancak firma sahibi yine para göndermedi. Biz 10 gün 15 gün önceden de kendisine 100 defa, 200 defa, 300 defa söyledik. Biz bu işi yapmıyoruz. Adam bana mesaj çekiyor, diyor ben gelip kafana sıkacağım. Tehditim pek değil de benim kafama 10 dikiş atılır. Çocuğun kafasına, bunun gözüne, bunun ayağına. Baksana ya. Müteahhit iş yarım kalınca işçileri konuşmak için çağırdı ama... Masada bir oturmuştu, daha hiçbir şey anlamadık. Başımızı kaldırdık, arabalar geldi. Sopalarla, silahlarla bir baskın yaptılar. Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Müteahhitten şikayetçi olan işçilerin endişesi yine benzer bir saldırıya uğramak. Biz bu saatten sonra bizim başımıza gelecek her türlü sorunda bu adam sorumludur. Tek bir hayali vardı, o da gelinlik giymek. Ailesi Down sendromlu kızlarının hayalini gerçekleştirmek için damatsız bir düğün organize etti. Kızını beyaz gelinlik içinde gören annesi gözyaşlarını tutamadı. Gelinlik giydi, çifte telli oynadı. Takı töreninden sonra pasta kesti. Bir düğündeki tüm ritüeller tamamdı. Tek eksikse damattı. O boşluğu dolduransa Down sendromlu Cansu'nun babası oldu. Ailesiyle birlikte Niğde'de yaşayan 31 yaşındaki Cansu Kızılkaya'nın hayali beyaz gelinlik giymekti. Ailesi onun bu hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı ve kızlarına damatsız düğün organize etti. Dünyanın en güzel gelinin düğününe, Cansu'nun düğününe hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok istiyorum bu düğünün olmasını. Burada böyle bir eğlence yapalım istedik. Cansu'muz bu düğünü evet, istedik. Evet. Akşam takına gecemiz var. Evet. Çok güzel oldu değil mi kızım? Evet.
Cansu ilk dansını babası Bayram Kızılkaya ile yaptı. O sırada annesi Ayşe Kızılkaya gözyaşlarını tutamadı. Yavrum, asıl cennette geliyorum. Anne, burada seni öyle kutluyoruz. Eğleniyoruz. Çok güzel oldu inşallah. İlk dansın ardından takı töreni başladı. Yakınları geline çeyrek altın taktı. Down sendromlu Cansu kendi için hazırlanmış pastayı kesti. Düğün pastasını damat yerine babası yedirdi. Cansu'nun mutluluğu ve yüzündeki tebessüm dünyalara değerdi. Davetlilerle bol bol göbek atan Cansu'nun düğünü fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Bir de buraya bakalım, bir de buraya bakalım. Yolcu otobüsünün şoförü fenalaştı, son anda kenara çekmeye çalıştı. Eğer yapmasaydı büyük bir facia yaşanacaktı, çok ucuz atlatıldı. Şoför beyin kanaması geçirdi. 41 yolcu ölümden döndü. Olası bir facia çok ucuz atlatıldı. 45 yaşındaki otobüs şoförü Turgay Gider, Mersin İstanbul seferi için direksiyondaydı. Aksaray Karayolu'nun 60. kilometresinde aniden fenalaştı. Abi önde oturuyordum. Aynen, ben başım ağrıyor dedi, biliyor musun abi? Sürücü mü? Evet. Gider daha fazla gidemeyeceğini anladı. Kenara çekmek istedi. O anlarda haberi yoktu ama beyin kanaması geçiriyordu. Otobüsü durdurmaya mecali kalmadı. Yol kenarında durmaya çalışırken şarampole yuvarlandı. Neyse ki o anlarda yavaşlamayı başarmıştı. Dedi ki bana bir kahve yaptım. Onu içti, dedi bir de başım baktım midesi bulanmaya başladı. Ondan sonra bir park bulayım dedi, biliyor musun abi? Yüzü karardı. Kazaya tanık olanlar hemen ekiplere haber verdi. Can kaybı meydana gelmedi. Ancak 29 yolcu yaralıydı. Hatice, tansiyon aleti geldi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri yaralıların ilk müdahalelerini yaptı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Durumu ağır olan talihsiz şoförün beyin kanaması geçirdiği de burada anlaşıldı. Kazazede yolcular dinlenme tesislerine götürüldü. Başka otobüslerle yollarına devam ettiler. Durumları iyi. Genç adam zamanında kalbini çok kırdığı eski eşinden son bir şans daha istedi. Yaptırdığı pankart da iş yerinin kapısına dayandı ama yine olmadı. Ya istemeye olabilirsin. Ben seni çok seviyorum. Bak televizyonu bile getirdim sana. Televizyonu bile getirdim, beni affedebilirim. Ayrıldığı kocası seni seviyorum, beni affet pankartıyla önünü kesti. Barışmak istedi. Ama bu bile genç kadına yaşadıklarını unutturamadı. Gözyaşlarıyla reddetti. Affedecek misiniz peki? Bilgisayar uzmanı Coşkun Kavak ve aşçı Zeynep Tektaş 2000 yılında evlendi. Bir kız, bir erkek, iki çocukları oldu. Ancak iddiaya göre baba Kavak eşine ve çocuklarına şiddet uygulayınca mutlulukları uzun sürmedi. O sırada ben çocuklarıma tabii kötü davranışta bulunuyorum, istemeyerek. Çift bir kez daha barıştı. Ancak değişen bir şey olmadı. Son ayrılıklarının üstünden 6 yıl geçti. Kavak defalarca hayır yanıtı aldığı eski eşinin kalbini bu kez pankartla yumuşatmayı denedi. Ya istemeye olabilirsin. Ben seni çok seviyorum. Bak televizyonu bile getirdim sana. Televizyonu bile getirdim, beni affedebilirim. Genç kadın bir an için şok oldu. Ardından da gözyaşlarına boğuldu. Ama yine de kabul etmedi. Affedecek misiniz peki? Büyük umutlarla eşinin iş yerine giden Kavak bu kez büyük hayal kırıklığına uğradı. Affetmezse saygı göstermekten başka yapacak bir şey yok dedi. Konya ve Bursa'da iki bina alevlere teslim oldu. İki yangının ortak noktası akıl almaz nedenlerle başlamaları. Sonrasında da her iki ilde de sıcak anlar yaşandı. Hadi ev yanıyor! Bir baktım bağırıyorlardı. Tüpme bir yanmış. Bilmem kadın bağırdı filan. Yaşlı kadın değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol edince facia oldu. Etrafını kaplayan alevlerle can havliyle böyle boğuştu. Ama yanmaktan kurtulamadı. Yaşlı çiftin evindeki tüp bitti.
İkili yenisini kendi çabalarıyla taktı. Ancak 77 yaşındaki kadın kontrol için çakmağa çakınca olanlar oldu. Balkona çıkarmışlar. Balkonda yanmış da kendilerinde ellerinde yüzlerinde hafif şey var. Talihsiz kadın evini kurtarmak için alev alev yanan tüpü kucakladı, balkona çıkardı. Etrafını bezle sarmaya çalıştı. O anlara tanık olanların yürekleri ağızlarına geldi. Çevredekiler bir yandan itfaiyeye haber verdi, diğer yandan yardıma koştu. Yaşlı kadın son anda alevden çıkarıldı. Alevler kontrol altına alındı. Bir baktım bağırıyorlardı, tüp mü yanmış, bilmem kadın bağırdı filan. Çıktım koştum, kadın yanmış, eliyle tutmuştu, almış elini. Gittim kadını kurtardım, dışarıya koydum, işte ambulansı aradım. Sonradan anlaşıldı ki tüp gazı dedantör kısmından sızmıştı. Neyse ki patlamadı. Ancak yaşlı kadının yüzünde ve gövdesinde yanıklar oluştu. Balkona çıkarmışlar. Balkonda yanmış da kendilerinde ellerinde yüzlerinde hafif şey var. Benzer görüntüler Bursa'da da kaydedildi. Ancak alevlerin yükselmesinin nedeni tüp değil tadilattı. İddiaya göre psikolojik rahatsızlığı olan kadın üst kattan gelen tadilat sesine sinirlendi. Benzin dökerek binayı ateşe verdi. Biraz ötürelim. Hava eskin olursan daha çok. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Apartmanı yakan 41 yaşındaki kadınsa hastaneye kaldırıldı. Bosna Hersek geleneksel şelaleden atlama yarışmasına ev sahipliği yaptı. Yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Kendilerini şelalenin tepesinden boşluğa bıraktılar. 22 metreden nehre atladılar. Görüntüler Bosna Hersek'in tarihi Yalçe kentinden. Yalçe geleneksel şelaleden atlama yarışmasına ev sahipliği yaptı. Yarışmaya dünyanın dört bir yanından sporcular katıldı. Onları izlemek için binlerce kişi toplandı. Şelalenin tam karşısında tribün oluştu. Bir başka köşede de jüri üyeleri vardı. Yarışmacılar birer birer Pliva Nehri'ne atladı. Yarışmanın birincisi Bosnalı Bayric Dino oldu. Her atlayış benim için özel ama tarihi kentin kalbinde bana göre eşi benzeri olmayan böyle güzel bir şelaleden atlamak, üstelik madalyanızı korumaya çalışıp başarmak benim için harika. Balkanların aşırı sıcaklarla boğuştuğu günlere denk gelen yarışmadan geriye renkli görüntüler kaldı. Kiracıyla dükkan sahibinin kavgası çifte cinayetle sonlandı. Hayatını kaybedenlerin yakınları katil zanlısını polislerin arasında linç etmeye çalıştı. Kiracıyla dükkan sahibi arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti. Silahlar konuştu. Kanlı bilanço 2 ölü 1 yaralı oldu. Katil zanlısı dükkan sahibini, iş yeri çalışanları linç etmek istedi. İsmail Turan 53 yaşındaydı. İşlek bir caddede kafe işletiyordu. İddiaya göre dükkan sahibi 30 yaşındaki Hasan Özkan'la aralarında tartışma çıktı. Bir anda da kavgaya döndü. Dükkan sahibi Özkan ansızın av tüfeğine sarıldı. Gözünü kırpmadan peş peşe tetiğe bastı. İşletmeci İsmail Turan, oğlu Muhammed Ali ve akrabası Erdoğan Gümüş'e saçma yağdırdı. Polis silah sesleri üzerine olay yerine geldi. Tüfekle terör estiren Özkan kıskıvrak yakalandı. Turan'ın akrabaları ve kafe çalışanları o anlarda zanlıyı linç etmek istedi. Ağır yaralanan kafe sahibi ve akrabası Erdoğan Gümüş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammed Ali ise hayata tutunmaya çalışıyor. Çifte cinayet işlediği tüfekle birlikte gözaltına alınan Özkan polis sayesinde linçten kurtuldu. İfadesinin ardından da adliyeye sevk edildi. Bir efsane daha çöktü. Geçilemez denilen dünyanın en hızlı adamı geçildi hem de son yarışında.
Piste son kez çıktı. İlk kez geçildi. Efsane atlet jübilesinde bronz madalyayla yetindi. Usain Bolt dünyanın en hızlı adamı piste son kez çıktı. Londra'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda çıkışını iyi yapamayınca kariyerinde ilk kez bir 100 metre finalinde geçildi. Amerikalı Justin Gillen ve Kristin Coleman'ın ardından üçüncü oldu. Gillen altın madalyayı kaptı ama saygıda kusur etmedi. Bolt ise 35 yaşındaki Gillen'ı tribünlere takdim etti. Son 100 metre yarışını kaybetse de Usain Bolt 8 altın madalyayla dünyanın en hızlı adamı olarak atletizm tarihine geçti. Ankara'nın Mamak ilçesi şiddetli yağış sonrası sele teslim oldu. Samsun yolundan geçen dere taştı. Araçlar yollarda kaldı, ev ve iş yerleri zarar gördü. Koyunlarıyla evinde mahsur kalan yaşlı çifti ise itfaiye kurtardı. Allah razı olsun. Ankara'da sağanak yağış taşkına neden oldu. Samsun karayolu taşan dere nedeniyle trafiğe kapandı. Araçlar mahsur kaldı. Sel bir anda bastırdı. Ortaköy mahallesindeki yaşlı çift evinde mahsur kaldı. Yardımlarına itfaiye erleri yetişti. Ama onlar kendilerinden daha çok 3 koyun ve 1 köpeklerini düşünüyorlardı. İtfaiye ekipleri sadece yaşlı çifti değil koyunları da kurtardı. Sırtlarında işte böyle taşıdılar. Allah razı olsun. Hızır gibi imdadımıza yetişti. Hatip çayının taşması da felaketi tetikledi. Pek çok kişi sel sularının arasında aracının içinde hiçbir yere kıpırdayamadı. Uzun kuyruklar oluştu. Yolda kalan sürücüler bir yandan da sel sularıyla sürüklenmemek için çaba gösterdi. Bodrum katları ve iş yerleri de aniden gelen sel sularından etkilendi. Bir pastanede maddi hasar meydana geldi. Bütün makinalarımız hasar gördü. Kırışanız ya. Önce tek kelime var, afat oldu. Hasar büyük ama tek teselli sel sularına kapılan ya da yaralanan olmaması. Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. 2017 yılının ilk 6 ayında 206 kadın erkek terörünün kurbanı oldu. Sadece Haziran ayında öldürülen kadınların sayısı 35. Rakamlar Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun raporundan ve o rapora göre cinayetlerin çoğu çocukların gözleri önünde işlendi. Haziran ayında 35 kadın cinayete kurban gitti. Anneleri öldürülen 16 çocuk öksüz kaldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun raporu Türkiye'nin kanayan yarasını bir kez daha gözler önüne serdi. Rakamlar ürkütücü. Hazırlanan rapora göre kadın cinayetleri gün geçtikçe azalmıyor, artıyor. 2017'nin ilk 6 ayında 206 kadın cinayete kurban gitti. Kadın cinayetlerinde başı çeken İl İstanbul ve sadece Haziran ayında 35 kadın öldürüldü. Kadınların çoğu çocuklarının gözlerinin önünde öldürüldü. Üstelik bu ay içinde öldürülen kadınların %23'ünün çocuğu vardı. %6'sı ise daha bebeğini kucağına bile almadan, yani hamileyken erkek şiddetinin kurbanı oldu. 16 çocuksa bu ay içinde annesiz kaldı. Bilecik'te kocası tarafından bıçaklandı Melike Kartal. Daha 29 yaşındaydı. Karnındaki 8 aylık bebeği ise sezaryenle alındı, hayata tutundu. Ama o korkunç cinayet 3 yaşındaki kızının gözleri önünde işlendi. Rapora göre kadınlar kendi hayatlarına dair karar almak istedikleri için katledildiler çoğunlukla ve en yakınları, eşleri, babaları, abileri, oğulları ve erkek arkadaşları tarafından öldürüldüler. Bu yıl içinde şüpheli ölümlerin arttığını da ortaya çıkardı rapor. Yani faili meçhul cinayetler de girdi bu kez verilere ve faili meçhullerin üzerindeki sis perdesinin aralanması gerektiği vurgusu dikkat çekti raporda.
Çocuk istismarına ilişkin rakamlar da çarpıcı. Rapora göre yılın ilk 6 ayında en az 199 çocuk istismara uğradı. 10 yıl içinde çocuk istismarı davalarının %700 arttığı belirlendi. Her 4 tecavüz davasının birinin çocuklarla ilgili olduğu notu da düşüldü rapora. Ve Show Haber WhatsApp hattımızı kaydedin. Telefon numaramız 0536 266 90 çift 0 0536 266